Sevgili TV 264 izleyenleri, yine bir pazartesi akşamında sizlerle birlikteyiz. Sakaryaspor'un Altay galibiyetini ve ligde 3. sıraya yerleşmesini bu programda konuşacağız. Bizler için keyifli bir program olacak Metin Osman'la birlikte. Sakaryaspor'un bu önemli galibiyetini ve ligde kalan son 7 haftayı sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Evet Metin, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Hoş buldum tabii. İyiyim. Bu haftada alınan sonuç biraz beklediğimiz gibi, biraz da istediğimiz gibiydi aslında. O anlamda Sakaryaspor'un bu sezonki diyeyim hedeflerine en çok yaklaştığı bir hafta oldu. O anlamda gerçekten mutlu, keyifli bir hafta sonu geçirdim diyebilirim. Ya şöyle söyleyeyim, evet Altay galibiyeti öngörülebilir bir galibiyetti ama ligde alınan diğer sonuçlarla birlikte bu galibiyet çok daha değerli, çok daha anlamlı oldu. Özellikle Kocaelispor'un puan kaybetmesiyle birlikte. Evet, bir başlayalım istersen. Sakaryaspor'u Altay karşısında nasıl buldun? Nasıl bir oyun? Hatta 11 de biraz evet, değişikti. Böyle bir genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Aslında şöyle, biz geçen hafta da burada konuştuğumuz bazı değişikliklerin olmasını gerektiğini savunmuştuk burada. Tuncay Hoca da mutlaka bizden önce bunların farkındadır diye düşünüyorduk. Öyle de oldu keza. Bu 11'deki değişiklikler işte orada zaten Hasan'ın bir cezası vardı. Orada Simon'un denenmesi, o son haftalardaki, o eksik haftalardaki performansından sonra ilk 11'de kendine yer bulması hem onun açısından hak edilmiş bir ödüldü ona, hem de böyle bir değişikliğe bence Sakaryaspor'un da ihtiyacı vardı. Onun dışında oyun olarak ilk yarı biraz daha tutuktu Sakaryaspor ama ikinci yarı gerçekten güzel pozisyonlar vardı. Skorun daha farklı seviyelere gitmesi çok muhtemeldi. Aynı şekilde Altay'ın da çok gole yaklaştığı pozisyonlar vardı. Orada da Cihan'ın o haftalardır öve bitiremediğimiz performansı biraz hem takıma güven verdi hem de o kritik dakikalarda herhangi bir kırılma anı yaşatmadı olumsuz anlamda. Kasongo'nun gol atması, bunları tabii hızlı hızlı geçiyorum ama tabii detaylandırırız. Kasongo'nun gol atması da hem onun adına hem takım adına taraftarların ondan beklentisini tam olarak nasıl söyleyeyim bilemedim de o olumsuz bulutları kendisi hakkında biraz dağıttı. Bu golün penaltıdan ya da normal akan oyunda gelmesinin bir anlamı yok. Taraftar da o Kasongo'nun klasikleşmiş sevincini biraz özlemişti diyebilirim. Çok verimli bir hafta oldu bence Sakaryaspor'un da, tabii Kocaelispor'un da puan kaybetmesiyle birlikte. Biz 11 ay sonra Ramazan ayında oruca başladık. bu ayla birlikte de Kasongo gol orucunu bozdu. Şimdi senin de aslında söylediğin gibi şu bir golcü için çok değerlidir. Gol atmak, penaltılı ya da penaltısız fark etmez. O şanssızlığı kırmak çok değerlidir. Çünkü santraforlar, forvetler her zaman gol atamadıklarında üzerlerinde bir baskı hissederler. Özellikle evet, Kasongo gibi gol alışkanlığı çok yüksek olan bir futbolcu. Aynı zamanda duygusal da bir adam Kasongo. Gol attıktan sonra da vardı. Buradan Berker Beder'e selam olsun. Geldi, golün sevincini onunla kutladı. Güzel de bir bence sekanstı. Evet. Kasongo evet penaltıdan golü buldu ama ben mesela başladığımızda şunu ifade ettim yanımdaki arkadaşlarıma. Açtı. Hani maça da böyle bir hırslı, bir arzulu, iştahlı başladı. Onun da meyvesini aldı. Ama ben biraz daha filmi geriye sarmak istiyorum. Tuncay Şanlı'nın aslında bizim geçen hafta burada konuştuğumuz birçok şeyi evet, ilk 11'de sahaya yansıtması. Nedir bunlar? Evet, Hasan Kılıç zorunlu bir değişiklikti ancak Ensan Simon, evet şu an 11'lerde ekrana geldi. Simon, Sinan Kurt ve orada Samet Onur tercihi ön plana çıktı. Tuncay Şanlı'nın. Oğuz'un kesmesi. İki beki kesmesi, yani büyük bir rotasyon vardı kadroda. Bülent Cevahir, Bülent Uzun yerine Oğuz Yıldırım yerine de Muhammed Ertürk'ün evet, olması. Evet, stoper ikilimiz aslında zorunlu bir stoper ikilisi. Erdi kadroda ama şu anlık forma Çağlayan'da gibi duruyor. Evet, çok hak birlikte ediyor bence. Yani bu, ona da ayrı bir parantez mi açarız ya? Bence zaten Cihan'la Çağlayan'ın özellikle son maçtaki performansından sonra ayrı bir program bile yapılır yani. Detaylandıralım o zaman. Şu kadroyu geniş bir konuştuktan sonra. Delvay ve Dimitrov kanatlardaydı. Burada da mesela Roshi'nin yedeğe çekilip evet, yanlış hatırlamıyorsam Roshi Sakaryaspor katıldığından beri ilk kez, yani sağlıksal anlamda bir problem olmadan ilk kez kulübede başladı. Bu da onun için bir ilkti. Ve ileride Kasongo. Geriden başlayalım istersen. Hı hı. Çağlayan, yani yükselen bir form grafiği var. Evet. Sakaryaspor iki maçtır gol yemiyor. Bu
iki maçta da Çağlayan'ın performansı ne kadar etkili oldu diye sana bir orta açayım. Ya Çağlayan'ın hem tek hamleli pozisyonlarda gerek hava toplarında da aynı şekilde öyle. Hani baktığımız zaman çok bir beklentisi olmuyor Sakarspor'un. O konuda daha çok partneri Rotman ön plana çıkar gibi duruyor. Biraz fiziksel anlamda. Ama orada da bence ciddi anlamda bir başarısı vardı. Sonra Bülent'le uyumu, yanlış hatırlamıyorsam Bülent'le ilk defa bu sezon birlikte forma şansı bulmuştur. Orada Rotman'la da zaten alışkanlığı aşmıştır artık Rotman'la. Bülent'le de önündeki isimlerle de müthiş bir uyumu vardı Çağlayan'ın. Müdahalelerde o tam zamanında müdahale yapılır, sonra bir rahatlarsın ya, hani bu kayrak müdahaleler bir ürkütür, acaba faul olur olmaz gibisinden. Çağlayan o konuda çok güven verdi bu maç, özellikle bu maç. Her şeyi arşa çıkardı diyebilirim. Zaten izleyen herkes görmüştür. Ben en çok onun performansından memnundum. Kadro genel anlamda iyi bir oyun gösterdi ama Çağlayan biraz daha parladı diyebilirim o isimlerin arasında. Şimdi şöyle, şu ayrımı çok iyi yapabiliyor olmak lazım. Yani maçın istatistiklerini de göz önünde bulundurduğumuzda, rakibe de baktığımızda, şimdi Altay ligin artık düşmesi kesinleşen takımlarından bir tanesi oldu ve genç oyuncularla problemli bir sezonu geride bırakıyorlar. Evet, kadro kalitesi olarak Sakaryaspor'un, şu anki mevcut Sakaryaspor'u zorlayabilecek bir kapasiteleri yok. Ama bu maçlar önemlidir. Evet, bu maçlar değerlidir. Farklı oynadılar zaten. Çünkü hem Altay Sakaryaspor'dan puan ve puanlar alıp rakibine şampiyonluk yolunda çelme takmak ister. Hem de camia olarak birazcık daha morallenmek ister. Bu tarz takımları açmak da zordur. Evet. Kapandıklarında, yani oyunu sürekli soğutmaya çalışan, yavaşlatan bir rakip karşısında. Evet, Çağlayan, Rotman ikilisi stoperde belki hep zorlanmadılar ama zorlandığı anlarda da işte o zaman biz Cihan'ı konuşabiliyoruz. Evet. Cihan yine mükemmel bir performansa imza attı. Yani ikinci yarı böyle bir telefonla konuşuyordum. Top karşı taraftaydı. Ramazan sonrası, iftar sonrası. Tam da bir çaprazındaydım. O bir şut geldi. O ters eliyle topu çıkarttı. Yani maçın kırılma anıydı. 1-0'dı. Ya, kaleci isminin bir önemi yok. Lafını kessem özür dilerim abi. Kaleci isminin hiçbir önemi yok orada. Ya, o kurtarışı yapacak kaleciler büyük kalecilerdir bence. Can çok büyük oynuyor. Çok da arzulu oynuyor aslında. O pozisyonların sonrasındaki verdiği reaksiyonlar, arkadaşlarıyla iletişimi. Gerçekten bu takımın başarılı olmasını herkes istiyordur ama Can yaşayarak oynuyor diyebilirim. Yani. Ciddi anlamda istiyor. Şimdi her zaman deriz ya, büyük kaleci nedir? Büyük kaleci kalesine 100 tane şut gelip 70 tanesi kaleyi tutup bunların 50 tanesinin nasıl söyleyeyim, mutlak gol şansı olup bunların 40'ını çıkartması değildir. Büyük kaleci zaten büyük takımda oynar. Hı hı. Büyük takımlar az pozisyon verirler. Burada da sahneye çıkmasını beklersin. Evet. Cihan'dan beklentisi aslında Sakaryaspor taraftarında bu. Ve Cihan bu beklentiyi, yani artık nazar da değsin istemiyoruz, her seferinde karşılıyor ve mükemmel bir, yani bayrak oyuncu olma yolunda ilerliyor. Yani evet, bir buçuk sezondur, geçen sezonun ortasında aldığı o formun hakkını inanılmaz bir şekilde veriyor. Kesinlikle. Şimdi Çağlayan konusunda ben de bir şeylere değinmek istiyorum. Çağlayan çok değerli bir oyuncu. Yani Sakaryaspor kadrosunda Oğuz Yıldırım, Çağlayan, Burak Süleyman, bunlar benim için çok değerli oyuncular. Özellikle Çağlayan. Hani çünkü Sakaryaspor'a transfer olduğunda, Etimesgut'tan Sakaryaspor'a geldiğinde Eyüp Can'la birlikte böyle bir paket şeklinde gelmişlerdi. Hı hı. Sakaryaspor formasıyla çok önemli işlerde imza attı. Şampiyonluk yolunda orada birçok kez Ümit Kurt'un partneriydi ve bence şampiyonluğun en önemli isimlerinden bir tanesiydi ve kadro göz önünde bulundurulduğunda ilerleyen haftalarda, ilerleyen sezonlarda Sakaryaspor'a böyle hatta maddi bir getiri sağlayabilecek nadir oyunculardan bir tanesiydi. Geçen sezon birincilik tecrübesini Sakaryaspor formasıyla yaşadı ve sallandığı bir sezondu açık konuşmak gerekirse. Özellikle yani Manisa Futbol Kulübü deplasmanı aklıma geliyor. Manisa deplasmanında yaptığı hatalar onun da aslında bir futbolcu kariyerinde önemli acı tecrübelerden biri oldu. Şimdi Tuncay Şanlı ile birlikte aslında o şampiyonluktaki ekip ruhunu da yakaladığını düşünüyorum. Tuncay Şanlı ile birlikte doğru zamanda doğru bir şekilde formayı aldı ve hakkını veriyor. Ben Çağlayan'ın bundan daha iyi olmasını bekliyorum. Ben Çağlayan'ın Sakaryaspor'a
önemli bir bonservis bedeli getirebileceğini düşünenlerdenim. Çünkü kafası sahada olduğunda, mental anlamda %100 bir şekilde konsantre olduğunda sahaya, Çağlayan gerçekten bu ligin en iyi yerli stoperlerinden bir tanesi. Özellikle de bu liglerde ve Süper Lig'de yabancı kontenjanın olduğu göz önünde bulundurulduğunda çok daha önemli hale getiriyor Çağlayan gibi futbolcuları. İnanılmaz bir potansiyeli var. Sadece o savrukluğu, o konsantrasyon eksikliği, eğer %100 bir şekilde maça hazır değilse o kafa olarak hissediliyor. Hatalar öyle geliyor. Fizik olarak mesela Donkor'la eşit seviyede midir diyemem. Biraz daha onun gerisinde duruyor. Özellikle ikili mücadelelerde, ama hamle oyuncusu, pozisyon kesmesi, topu oyuna sokması çok önemli, çok değerli. Bu yüzden ben Çağlayan'ın bu maçlardan sonra daha da üzerine koymasını ve bu takım Süper Lig'e çıkacaksa da Çağlayan'ın da önemli isimlerden biri olacağını düşünüyorum. Yani bu şekilde giderse bu kulübün efsane futbolcularından biri olarak tarihte yerini alacak. Yani ikincilik şampiyonluğunda da var, birincilik şampiyonluğunda da var ve Süper Lig'de de olacak Allah nasip ederse. İnşallah. Ben biraz bek tercihlerine gelmek istiyorum. Bülent Cevahir uzun boyuyla, biraz daha o toplu görüntüsüyle Bülent uzun yerine çok sırıtmadığını düşünüyorum. Benim için artı olan kısımlardan bir tanesi Oğuz Muhammed değişikliğiydi. Oğuz'u da Sakaryaspor'a kattığı şeyleri bir kenara koyarak konuşuyorum. Biraz dinlendirilmesi lazımdı. Yani evet, asist sayısı olarak belki son iki sezondur en yüksek beklerden bir tanesi. Ama çok savruk. Yani mesela 10 orta açıyor, bir tanesi ya da iki tanesi yüzleri oluyor bu ortalardan. Atak sonlandırmada problemler var. Tamam, çabuk bir oyuncu, hücum anlamında güçlü bir oyuncu. Ama mesela Muhammed bu maçta bana Oğuz'u arattı mı diye düşünüyorum. Bence aratmadı. Muhammed'in fiziksel anlamda, hani görüntüsü anlamında söylüyorum, bir böyle savrukluğu var. Hani çok toplu bir oyuncu gibi değil. Ama hızı, çabukluğu, pozisyon bilgisi, yani bence hücumu olan, ofansı olan desteği bu maçta çok ön plana çıktı. Şimdi öndeki oyuncuların da aslında birbirini çok tanımamasından kaynaklı olarak bazı iletişimsel problemler oldu. Bunu Muhammed özelinde söylemiyorum. Bunu kadro nezdinde söylüyorum. Şu kadro, yani bizim 3-4 sakat yabancı oyuncumuzun olduğu ikinci yarının ilk bölümünde bile bir araya gelmemiş bir kadrodan bahsediyoruz. Evet, evet. Yani Simon, Sinan Kurt, önlerinde Samet Onur, bunlar üçlü 3 tane maç oynamadılar. Ya da Dimitrov, Delvaye bu sezon hiç çıkmadı. Bülent Cevahir, Çağlayan, Rotman, Muhammed, bu dörtlü hiçbir araya gelmedi. Bu dörtlüden 3 tanesi bile şu an düşünüyorum bir araya gelmedi. Bir 11'de. Yani burada Çağlayan Rotman'a ilk kez eşlik ediyor Bülent Cevahir. Diğer türlü Muhammed ilk kez 11'de, evet. Zaten. Yani bu noktada evet, birbirini tanıma olarak problemler yaşayabiliriz. Yaşadık da, ama ben kadronun reaksiyonunu beğendim. Rakip ne kadar güçsüz olursa olsun, rakip ne kadar düşmemeye oynayan bir rakip olursa olsun, Sakaryaspor'un önemli olan iştahlı ve arzulu başlamasıydı. Orta sahaya geçecek olsam, aslında biz geçen hafta konuştuğumuz Tuncay, evet, Şanlı bizi dinlemişçesine yaptı. Samet Onur'a bu kadar çok inanıyorsan ilk 11'de şans vermelisin dedik, ama mesela ben Samet Onur'un performansından da memnun kalmadığını düşünüyorum. Ben de 45'te memnun kalmadım çıkmasıyla. Ama bence Simon ve Sinan gayet sırt beğen bir ikili oldu. Hatta şöyle söyleyeyim, ben Sinan'ı diğer maçlara nazaran daha çok ofansif anlamda elini taşın altına koyan bir performans sergilediğini düşünüyorum. Mesela Sinan performansı nasıl bulacaksın? Ya, genel anlamda şöyle bir şey söyleyebilirim. Zaten bu maç biraz daha etiket bir maç. İşte Adana maçına göre baktığımız zaman hepsinin sonunda bir 3 puan var. Evet. Ama rakibin konumunun ya da oyuncu kalitesinin herhangi bir öneminin olmadığı bir maç. Çünkü taraftar bile bunu gösteriyor. Ekstra bir yoğunluk vardı dün tribünde. Sinan da belki bunun bilincinde, belki de geçtiğimiz haftalardaki performansından memnun kalmayarak bu maç ekstra bir şey göstermek istedi. Devam ettirmesi lazım. Bunun da üzerine çıkması lazım. Bunu söyleme sebebim de Sinan'dan beklenen bu. Sinan'ın yapabilecekleri de bunlar aslında. Bu kadroya katılırken şampiyonluk kadrosunda olması için geldi Sinan. Bu takımı şampiyon yapan isimlerden birisi.
olması için takıma katıldı. Bundan önce oynadığı takımlara bakarsak da hep o pozisyonlarda, hep o rollerde yer almış bir isim aslında. Oynadığı neredeyse her takımı birincilikten Süper Lig'e çıkarmış bir oyuncu Sinan. Yani çok artı mı önceki performanslarına göre, bence de bu maç daha iyiydi. Ama bunun da üstüne çıkması lazım ki artık son 7 kalan maçta bunun daha çok bilincinde olacaktır diye düşünüyorum ve diğer futbolcularla, bütün oyuncu grubuyla birlikte Sinan'ın da ekstra bir şeyler gösterip artık daha rahat bir şekilde üçüncülüğü ele alıp belki ikiye oynama isteğiyle. İki hayal mi sence? Değil. 9 puan olunca yine bir deal'e döndü değil mi? Evet. Ya şimdi bir de şöyle. 3'e geldikten sonra. Bir Adana galibiyeti işleri çok fazla seyrediyor. Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var abi. Bu belki psikolojiktir. Şimdi 4. ya da 5. sıradayken 2 hayal. Bu puan farkının hiçbir önemi yok. Olduğun konumdayken işte 4'te 5'te 2 biraz hayal. Uçuk bir hayal gibi geliyor belki ama. Şimdi 3. sıradasın, ne yapacağız? Önümüzde 7 hafta var yani. Hep 3. sırada mı kalalım? Neden olmasın bir de? Geçtiğimiz dönemlerde hep bir Eyüp Spor gerçeği var, örneği var önümüzde. Sürekli oradan düşen. Belki Göztepe 3. olup final oynayarak çıkar. Biz direkt çıkarız yani. O yüzden çok hayal de değil. Şu an mesela lig sıralaması da geldi, puan tablosu da. 9 puan. Hani bilemiyorum. Bilemiyorum Altan. Hani Cem Yılmaz'ın meşhur repliği var ya. Evet, Eyüp Spor örneği gibi orada bir örneklendirme yaptın. Ya o kadar Göztepe, düşmesin Göztepe yine. Düşeceği maksimum yer üçüncülük olsun da. Bu hafta Çorum kazanmasaydı güzeldi. Evet. Bir de 2-0'dan inanılmaz bir maçtı. Orada da mesela haftanın sonuçlarına geçtiğimiz zaman konuşuruz, detaylandırırız. Orada bir es geçilen inanılmaz bir penaltı pozisyonu var. Yani orada ele çarpan, mücadelenin son saniyelerinde ele çarpan bir pozisyon var. Orada hani Çorum'un da bence bu haftaki galibiyeti biraz sürpriz oldu diye düşünüyorum. Yine Sakaryaspor'un bu maçtaki galibiyetini 3 puanın değerli olmasından kaynaklı güzel buluyorum. Şöyle de bir durum var. Yani Altay'a karşı da zaman zaman zorlandık. Yani evet. Offside'dan sayılmayan gol olsa çok daha farklı şeyler konuşacaktık. Cihan'ın performansıyla ön plana çıkmasını hala konuşuyorsak çok da %100 aslında Sakaryaspor'un da o arzulanan oyunu henüz %100 olarak sahaya yansıtamadığını düşünenlerdenim. Mesela eleştiriler de var. Mesela gelen bir mesaj: yayınlar Eren kardeşim, bu maçta biraz eleştirim olacak müsaadenizle. Cihan yine ipten aldı. Cihan'ın kötü gününde olsaydı bugün ne konuşacaktık merak ediyorum demiş. Yani bu haklı bir eleştiri. Haklı bir eleştiri. Bu da çok iyi bir ayar, evet. Bence. Yani tribün tarihlerin en iyi ayarlarından bir tanesi. Hatta arkadaşlardan rica etsek o pankartı durdurabilir miyiz? Akan VTR'den. Yani tatangalar iyi de, ben şöyle söyleyeyim, rakamları almadım ama çok iyi bir taraftar vardı. Yani ilk kez bu sezon mesela Kocaeli maçını da dahil ederek söylüyorum, ağırlığını sahaya yansıtan bir tribün vardı. Agresif bir tribün vardı. Çok biraz önemli. Da özlem vardır tabii alınan cezalardan sonra. Bu maçın da rakibinde... Tam anlamıyla bitti aslında. Evet. Cezalar bu maçla birlikte tam anlamıyla bitti. Hani o iki maç, bir maç yok. Şu yine, blok, bu blok derken. Yine programın son bölümünde sen de hatırlat, konuşalım. Ben Trabzonspor Fenerbahçe maçında çıkacak tribün cezasını çok merak ediyorum. Tabii. Şimdi 3-5 tane su şişesi atıldı diye Sakaryaspor'a 2 maç sağ kapatma, 2 maç blok kapatma cezası veren federasyonun bu maçta neler yapacağını çok merak ediyorum. Bunu da en büyük takipçilerinden biri olacağım. Bu sıra çok sosyal medyayı aktif kullanamıyorum. Hani iş yoğunluğu, Ramazan vesaire gibi. Ama bunu her anlamda öne çıkartacağımı da hatırlatmak istiyorum. Yanlış yani. Oradaki de yanlış, buradaki de yanlış. Evet, sağ kapatma olsun. Ama yani Sakaryaspor'un belki de şampiyonluğuna taş konuldu denilebilecek cezalar verildi. Kesinlikle. İkinci yarı. Yani enteresan. Bir Sakaryaspor'un kalan maçlarını rica edebilir miyim arkadaşlar?
Orada sana şunu soracağım. Sakaryaspor şu an 45 puanda. 47 düzeltiyorum. 47. 47 puanda. Şurada Sakaryaspor'un çıkartabileceği maksimum puan sence ne olacaktır? Tabii ki de mantıksal çerçevede. Tabii 7 maç kaldı, 21 puan maksimum girebilir ama rakipleri de biliyoruz. Oynadığımız oyunda artık muhakeme edebiliyoruz az buçuk. Rakiplerin zorluklarını da kestirebiliyoruz. Form tutan rakipler, düşmemeye oynayan rakipler. Burada Sakaryaspor sence kaç puan çıkartır geride kalan 7 haftada? Şöyle maç maç gideyim istersen. Tabii. Şanlıurfa Spor maçında da yine Urfa geçtiğimiz hafta da çok güzel o patladı biraz. Ama Giresun. Giresun'a patladı. Ama biz de Giresun'da oynayacağız baktığımız zaman. O anlamda biraz tehlikeli gelebilir göze ama kağıt üzerinde Sakaryaspor'un kesinlikle favori olduğu ve bence galibiyetle ayrılacağı bir hafta. O yüzden Urfa maçında 3 puan yazarım. Bolspor maçı biraz riskli. Bolspor çünkü artık bir şeyleri göstermek istiyor. Bu playoff potasında bir şeyleri denemek isteyecektir. Bu maç biraz ters köşe olabilir. Hemen arkasından aynı şeyler Erzurum için de geçerli. Onlar da aynı profildeler gözümde Boluspor'la. Keçiören gücü bu sefer batmayacaktır diye düşünüyorum. Hani Keçiören'den de 3 puan yazarım. Yani Bolu ve Erzurum maçlarında puan yaşayacağını puan kaybı yaşayacağının ihtimalinin olduğunu söyleyerek devam ediyorum bu arada ama net bir puan şimdi de onu da söyleyemeyeceğim. Yani çıkmayacak gibi. Urfa ben 3 puanları söyleyeyim. Bu kayıp olacak maçlarda da birlikte yorumlayalım. Keçiören gücünden galibiyetle alacağını düşünüyorum Sakaryaspor'un. Hem maçın içeride olmasından hem de artık daha bir şeylerin daha da net olacağı bir haftalar olacak. Giresun Spor maçından da kesinlikle Sakaryaspor'un rahat hatta belki son 2 hafta rotasyona bile gidilebilir. Son 2 hafta kalan maçları düşünürsek. Kocaeli maçını hatta direkt düşünürsek. Tuzla maçı da öyle ama Tuzla maçında biraz sıkıntı var. Şimdi o haftalarda Tuzla Spor'un ligdeki konumu çok önemli olacaktır bu maçta. Hala düşmeye oynayan bir Tuzla Spor mu? Düşen bir Tuzla Spor mu? Yoksa artık orta sıralarda kalmayı biraz daha elinde tutan bir Tuzla Spor mu? O olacaktır ama bence Tuzla Spor karşısında da puan kaybı yaşamayacaktır. Kocaeli Spor'da zor deplasman. Burada da biraz sıkıntı olur gibi. Şimdi ben 6 maçı değerlendireyim. Kocaeli Spor değerlendirmemi sonuna bırakacağım. Bu 6 maçta Sakaryaspor'un ben 18 puanın zorlayacağını düşünüyorum. Sakaryaspor'un ligde kalan periyotta yani durumunu alacağı puanı belirleyecek 2 maç var. Yani Sakaryaspor'un şurada kırılma 2 tane maçı var. Boluspor ve Erzurumspor. Bu 2 maçtan alacağı bir 4 puan bence çok mükemmel olacaktır. 4 puan Kocaeli Spor maçını da etkiler. Yani full galibiyette çıkabilir. Ama burada bir Bolu Spor ve Erzurum gibi ters gelen, az gol yiyen, zorlu bir, yani özellikle artık takım olgusuna ulaşmış iki takımdan bahsediyorum. Erzurum deplasman. İşte bu iki maçtan alınacak sonuç Keçiören, Giresun, Tuzla, Kocaeli Spor maçlarını etkiler. Şöyle söyleyeyim. Şanlıurfa Spor evet biz hep bir patlama yapacağını konuştuk bu stüdyoda. Zorlayacağını konuştuk ama o çıkışı ne yazık ki gerçekleştiremediler. Giresun maçındaki galibiyetin de çok da etkili olacağını açıkçası düşünmüyorum. Şimdi milli havaya da milli arada da bir havaya da girilmiştir. Ben ama Sakaryaspor'un orada galip geleceğini düşünüyorum. Bolu Spor evimizde Boluspor'u yenip deplasmanda Erzurumspor'la en kötü berabere kalırsak bence Sakaryaspor üçüncülüğü eğer konuşacaksak ikinciliği çoktan böyle o koltuğu benimsemiş olacağını düşünüyorum. Şimdi Keçiören gücü evet senin çok sevdiğin bir tabirinle kaktüs takımlardan bir tanesi ama evimizde Keçiören gücünü yeneceğimizi düşünüyorum. Giresun Tuzla maçlarından 6 puan yazıyorum. Kocaeli Spor maçına gelecek olursam anlattığım senaryoda Bolu Erzurum maçlarından çıkartılacak 4 puanla birlikte galip gelen bir Sakaryaspor Kocaeli Spor'u deplasmanda yener. Çünkü Kocaeli Spor evinde açık oynayacak. Kocaeli Spor kazanmak için oynayacak.
Bir de şunu düşünüyorum. İlk yarıda oyunsal anlamda, kadrosal anlamda daha güçlü bir Kocaeli Spor'u burada çok rahat bir şekilde yenen Sakarya Spor deplasmanda da bence gereğini yapabilecektir diye düşünüyorum. Özellikle Sakarya Spor oyunu çok fazla geriye gitmeyip hatta dönem dönem ileri giderken Kocaeli Spor bizde oynadığı maçtan sonra sürekli geriye giden bir profil görüntüsünde. Onlar için sıkıntılı maçlardan bir tanesi. Evet, belki üçüncülük için oynayacaklar. Belki playoff'un dışında kalmamak için oynayacaklar. Onlar için de bir hedef olacak ve rakiplerinin geldiği bir maçta evinde savunma değil, hücum yapan bir Kocaeli Spor'a karşı çok keyifli bir maç olacaktır. Tuncay Şanlı kimle oynarsa oynasın, ligin önemli rakiplerine namalup Eyüp Spor'la da oynarken hücum oynattı. İkinci yarı ligi garantilemeye giden, şampiyonluğu garantilemeye giden Eyüp Spor'a karşı da galibiyet için oynattı takımı, hücumsal anlamda oynattı. Ben Kocaeli deplasmanında da bu şekilde oynatacağını düşünüyorum. Kocaeli Spor'da bu şekilde oynarsa inanılmaz keyifli bir bölüm sonu canavarı diyeyim ortaya çıkacak. İki takım da bence sezonundaki en keyifli maçlarından bir tanesi olacak. Ama bunun da deplasmanda olması bana daha da büyük rahatlık veriyor. Sakaryaspor iç sahada olsaydı bir baskı hisseder miydi? Hani bir deplasman takımına karşı oynamaktansa özellikle hedefe gidilirken bir deplasman takımı olmak daha mı avantajlı? Bence daha avantajlı. Bu noktada ben Sakaryaspor'un ligde geri kalan periyodu iyi geçireceğini düşünüyorum. Dediğim gibi Boluspor Erzurumspor maçı. Evet, buradan bir minimum 4 puan, 6 puan çıkarsa bak çok farklı şeyler konuşuruz. Ya tabii aynı ama zamanda ayrı bir özgüven de verir takıma zaten. 4 puan bak buradaki 4 puan gerçekten ligde playoff hattını da konuşabileceksek ikinci sırayı da değerlendireceğimiz hafta bu hafta. Çünkü Boluspor ve Erzurumspor benim bu liste, bu fikstür önüme geldiğinde en çok zorlanacağını düşündüğüm maçlardan bir tanesi. Adana Spor herkes çantada keklik derken evet, ben Adana Spor maçının zor geçeceğini düşünüyordum. Evet, mesela bu hafta da sallandılar. Ama Adana Spor o alt sıraları hak eden mesela bir Altay, bir Giresun Spor gibi değil. Belli bir oyun kalitesi var, belli bir oyun şablonu var. Belli kısımlarda zorluk yaşıyorlar. Hani bir skoru ele almakta zorluk yaşıyorlar. Bitiricilikte problem yaşıyorlar. O bazı ayaklarda problem var. Ama Adana Spor sıfır bir takım değil. Ben ligde de kalacağını düşünüyorum. Ama burada Bolu Spor ve Erzurum yine fikstür geliyor. Ben buradan mesela Adana Spor'un kesinlikle 16. sıradan uzaklaşacağını düşünüyorum. Yani buranın evet, adayı Şanlıurfa Spor mu, Tuzla Spor mu, Manisa Futbol Kulübü mü olur bilmiyorum. Manisa için puan olarak çok fazla. Orada bir 4 puan var. Ben orada Tuzla'nın o küme düşen takımların arasında geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Orada Tuzla'nın olacağını düşünüyorum aslında biraz da. Şimdi bizim konuştuğumuz 7 maçta hani bir beraberlik yazdık. Kaç oluyor? 6-3, 18, 19 puanla Sakaryaspor 56-66 puana geliyor. Aslında konuştuğumuz. Tabii ki de bunlar birazcık da duygusallıkla yaptığımız puanlamalar ama 66 puanın ben Göztepe'yi konuşuruz. Onların nasıl performans ortaya koyacağını ama kesinlikle zaten mantıksal anlamda da 3. sırayı çok rahat bir şekilde kapatacağını düşünüyorum. Hani 66 olmasa 64 olsa bence yine üçüncülüğü çok rahat bir şekilde konuşuruz. Burada hesapları Çorum Futbol Kulübü bozdu. Arkadaşlarımdan da toplu sonuçları rica edeyim. Onun üzerine konuşalım. Çünkü Çorum 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçmesi, sonrasında 3-3'ü Manisa'nın yakalaması, evet, ardından 4-3 öne geçmesi çok değerliydi bence. Gençler Birliği'nin Kocaeli Spor evinde yenmesi. Yani Kocaeli Spor'u... Bandırma da alıyordu maçı aslında. İşte, çok enteresan bir hafta oldu. Evet. Ya yine bize yaradı mı? Çorum ve Eyüp maçları... Eyüp maçı tamamen yaradı aslında. Eyüp'ün Bandırma'yı yenmesi Sakaryaspor açısından iyi bir sonuçtu. Çorum biraz işleri bozdu diyemem ama tabii memnun etmedi diyebilirim Sakaryaspor cephesinde Çorum Manisa maçındaki sonuç. Sonra ben geçtim direkt anlatmaya mı? Sonra Göztepe Keçiören beraberliği iyiydi baktığımız zaman. Çünkü Sakaryaspor biraz daha Altay karşısında alacağı sonuca güveniyordu bu hafta. Zaten haftaya
Kocaelispor mağlubiyetle başlayınca Sakaryaspor'un Altay karşısındaki maçı çok daha fazla değer kazandı. Onun dışında rakiplerin puan kaybetmesi, işte baktığımız zaman ligin ikinci yarısında çok iyi giden bir Göztepe var. Göztepe berabere kaldı Keçiören'le ki biz bunu da bekliyorduk geçtiğimiz hafta, onu da söyleyeyim, bunu konuşmuştuk. Sakaryaspor'un hem maçını farklı bir seviyeye getirdi, oradan alınacak 3 puanı, hem de baktığımız zaman Göztepe ile arada bir 2 puan eridi. Sakaryaspor artık ligin başından beri bunlar basamak basamak olduğu için tabii ki 3. sırada hedefti daha yukarısı için. O hedeflediği yerlere yaklaştı. Maçtan da 3 puanı aldığı zaman o koltuğa oturdu. Bunda son haftalardaki rakiplerin puan kaybetmesi çok önemliydi. Tabii Sakaryaspor'un da bu kritik haftalarda bir şekilde sonuca gitmesi, hem teknik ekibin hem de oyuncuların o özveriyi sahaya yansıtmasıydı. Senin de az önce dediğin gibi belki bir Adana maçından puan alınsaydı. Keşke puan alınsaydı. Gençler hiç. Birliği deplasmanı, evet, galibiyeti. O zaman işte Çorum Manisa maçındaki sonuç belki de bizi hiç bağlamazdı, konuşmazdık bile. Devam et istersen, tamamla Erzurum ve sonrasını. Erzurum'un, senin yorumunu tamam. Almış olalım. Erzurum'un Tuzla karşısında mağlup olacağını düşünmüyordum ben zaten. Onun dışında Ümraniye-Adana maçı çok kritikti o pota için. Orada da eli biraz daha güçlü olan taraf bence Ümraniye'ydi zaten. Onlar da kendilerini biraz rahatlattılar. Giresunspor, yani bassız takımı ligin artık diyebilirim. Hem yedikleri gol sayısı averajları 56-47 gibi bir şey olması lazım. 47'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Çok kolay gol yiyen bir takım. Artık onlar da düştük gözüyle bakıyorlardır. Sakaryaspor Altay sonucu da artık bu haftayı çok güzel bitirmemize sebebiyet verdi aslında. Biraz bizi mutlu etti, yani haftayı güzel bitirdi. Ben şöyle yorum yapacak olsam, Gençler Birliği Kocaeli Spor maçındaki Gençler Birliği'nin kazanması hem playoff takibi açısından çok önemli olurken, hem Kocaeli Spor'da son 5 maç mı oldu? 6 maçta galibiyet tanışamadı. 6 maçtır galip gelemiyorlar. Orada da artık 3. koltuğunu kaybetmesine sebep oldu. Bandırma Spor-Eyüp Spor maçı çok enteresan bir maçtı. Orada Eyüp Spor'un kazanması, artık bizler için Eyüp Spor'un kazanması her zaman daha değerli. Evet, evet. Daha önemli. O Eyüp acaba çıkmaz, Göztepe, Kocaeli, Sakarya Spor hayalimizin sonuna geldiğimizi belirtelim. Artık Kocaeli Spor'un bütün rakiplerini, özellikle playoff'taki rakiplerini yenmesi bizim için çok önemli. Manisa'nın burada kazanmasını çok isterdim Çorum karşısında. Ama Çorum'da moralli bir Çorum. Hatta bu yorumu yaptım diye hatırlıyorum geçen hafta. Hı hı. Ben Manisa futbol kulübü karşısında kazanacağını düşünüyorum demiştim. Burada çünkü da aslında tahminlerimizde haklı çıktık, ama oyun anlamında biraz önce değindim, biraz daha açayım. Yani verilmeyen bir penaltı var. Hı hı. Çok enteresan. Hani futbolcunun elleri açık. Yani doğal pozisyonda değil. Orada normal bir defans oyuncusunun ellerini arkada bağlaması gerekirken abi, eli açık bir sıkıntı şekilde çarpıyor ve hakem hiçbir şekilde VAR'a dahi gitmedi. Ya bizim maçta da VAR'a gidildi mesela. Biraz araya girmiş gibi oldum ama 7 dakika bekledik ya. VAR 15 dakika uzatma verildi. 4 dakika verdi galiba. 5 mi verdi? Yani 7 dakika bekledik. Neyi bekledik, bir de offside çıktı değil mi? Sonra evet, pozisyonun sonu offside ile bağlandı. Offside oldu, çok belliydi zaten. Yani 7 dakika neye baktılar? Offside'de çizgi mi çekemediler 7 dakikada? Vasat hakemlik devam ediyor. Evet. Göztepe zaten ligin ne yapacağı belli olmayan rakiplerinden biri olan Ankara Keçiören Gücü karşısında berabere kaldı. Orada da aslında Sakaryaspor'un acaba ikincilikte olur mu, hı-hı, hedeflerin canlanmasına sebep oldu. Bodrum Bolu Spor maçının beraberlikle sonuçlanması yine bizim için bence çok önemli ve kesinlikle çok değerliydi. Erzurum Spor bence malumun ilanı, orada bir galip gelmesi, hı-hı, bekliyorduk. Ümraniye Spor Adana Spor karşısında bence bir sürprize de imza attı. Ümraniye Spor'da böyle bir oyun anlamında aşağı yukarı ivmeler var. Ama Adana Spor karşısında kazanması önemliydi. Şanlıurfa Spor, o hani Kocaeli Spor mu olur, o takım mı olur, bu takım mı olur, patlamayı nerede yapar dediğimiz haftada Giresunspor'a karşı yaptı. 6-0 deplasmanda net bir skor. Giresunspor'un da bu sezon ilk kez 6-7'ini de belirtelim. Yani yanlış hatırlamıyorsam ilk kez bu kadar farklı bir şekilde mağlup oldu. Sakaryaspor'da Altay karşısında 2-0 üstün geldi. Şimdi tüm bunların ışığında
Arkadaşlarımdan rica edeyim. Maç sonrası hocalar ne açıklama yapmış? Birazcık da Turgay Karslan'ın oyunu nasıl okuduğu üzerine bir değerlendirmede bulunalım. Ve Altay Teknik Direktörü'nün. Hazır galiba arkadaşlar, bir hocaların açıklamasına bakalım. Sonrasında bir kez daha buradayız. Devrede yediğimiz ikinci golden sonra bir kırılma yaşadık. O kırılma kısa süreli olsa da bizi olumsuz etkiledi. Daha sonrasında toparlandık. Maçı bu şekilde tamamladık. Ama bizim genel anlamda skor dışında baktığımız oyunu güzelleştirerek, oyunu devam ettirerek, geliştirerek, genç oyunculara daha fazla şans vererek onları hem Altay'ın geleceği hem de Türk futbolunun içerisine sunabilmekle ilgili bir çalışma içerisindeyiz. Planlamalarımız var. Bu planlamalar genç oyuncular üzerine ve oyun üzerine açıkçası. Her geçen gün daha da iyiye gittiğini düşünüyoruz. Ama skor anlamında söyleyebileceğimiz çok da açıkçası olumlu bir şey yok. Bugünü de geçtik. Önümüzde iki haftalık bir boşluk var. Tekrar çalışmalara devam edeceğiz. Daha sonraki süreçte kazanmak için skoru da işin içine dahil edebileceğimiz şekilde bir planlamayı öngörüyoruz. İnşallah da bunu başarabilecek durumda olduğumuzu biliyoruz. Bulunduğumuz yeri korumamız için de bundan sonraki oynayacağımız bütün müsabakalar final müsabakası bizim için. Önümüzdeki 8 maç baktığınızda 3. lig için hepsi final. Aslında beraberlik bile demek çok yanlış. Hepsinin bir final olduğunu düşünüp ona göre oynayıp galip gelmemiz gerekiyor. Tabii rakibi de küçümsememek lazım. Bulunduğu yeri de iyi değerlendirmek gerekiyor. Genç arkadaşlarla oynadılar. Tebrik ediyorum mücadelelerinden dolayı. Ama bize mutlak galibiyet gerekiyordu. Bir puan da 3 puan almak için bir tane de gol atmanız yeterli. 4 tane de 3 tane de gol atmanız yeterli. Ama bizim için elzem olan şu anda 3 puandı. O 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Bu sırada gelen bir haber var. Son dakika bilgisi olarak ben de teyit etmeye çalışıyorum. Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun istifa etmiş. Bu da aslında şu an gündemi değiştirebilecek bir şekilde. Sen hocaların böyle değerlendirmesi yaparken ben de bunu teyit etmeye çalışayım. Hı hı. Kulüp resmi olarak açıklama yapmış mı? Ona bakayım. Şöyle aslında Altay Spor Teknik Direktörü'nün söylediği şeyler biraz daha gerçekçi olmuş. Tabii ki ligde kalmak isteyeceklerdir. Tabii ki bunun için çalışacaklardır. Ama bulundukları konum biraz söylediği şeyler olsa da yukarısı zor. Yani hem oyuncu, eldeki oyuncuların kalitesi aynı şekilde bence Altay'ın oynadığı oyun da biraz sıkıntılı. Turgay Hoca da net konuşmuş aslında. 1-0 da olsa 3 puan demiş. Yani 4-5 tane atsaydık da aynı demiş. O da biraz Altay'ın bulunduğu konumdan ötürü beklentinin daha gollü bir maç geçmesi yönündeydi. O yüzden böyle bir açıklamada bulunmuştur diye düşünüyorum hocanın. Oynanan oyundan da mutlu olmasının sebebi bence şudur. Oyuncuların sahada gösterdiği karakter. O anlamda Sakaryaspor'un buradan puan alması, üçüncülük koltuğuna oturması hem onların beklediği hem taraftarın beklediği bir sonuçtu aslında. Kocaelispor'un puan kaybetmesiyle birlikte. Kalan haftalarda da söylediği gibi, bizim de az önce söylediğimiz gibi, senin de parmak bastığın yerlerdeki gibi hepsi final maçı. Hem olası bir ikincilik durumunda hem de burayı koruyarak playoff'ta direkt finale gitmek anlamında hepsi birer final maçı değerinde. Evet, bu sırada Kocaelispor kulüp sosyal medya hesabı da paylaşım yapmış. Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu başkanı Sayın Engin Koyun'un istifasının kabulüne ve bilahare tarihi duyurulacak olan yeni olağanüstü seçimli genel kurula kadar yönetim kurulu başkanı olarak vekaleten Sayın Recep Durul belirlenmesine karar verildiğini, kamuoyunun bilgilerine saygılarımıza sunarız. Sayın Engin Koyun'a kulübümüzde verdiği emekler için teşekkür eder. Vekaleten yeni yönetim kurulu başkanımız olarak belirlenen Sayın Recep Durul'a yeni görevinde sonsuz başarılar dileriz ifadelerine yer verilmiş. Bu da Kocaelispor camiasında taşları yerinden oynatacak bir durum şu an. Benim tarafımdan beklenen bir durumdu aslında. Ben bu süreçte beklemiyordum açıkçası. Sezon sonunu görür diye düşünmüştüm. Geçtiğimiz günlerde de aslında hem Kocaeli basında, biz de yazdık tabii ama takip ettiğim zaman Kocaeli basında da buna benzer şeyler okuyorduk. Üstüne taraftar zaten son haftalarda sürekli olarak başkanı istifaya çağırıyor. Bana kalırsa yanlış alınmış
Tom'la karar da var sezon başından bugüne kadar, özellikle ara transfer döneminde Tanken'in ayrılışı. Bekliyordum diyebilirim ya. Bu sırada böyle Kocaeli yerelselerine de bakıyorum da. Muhtemelen 2 Haziran'da kongre olacak. Kongrede başka adaylar da olacak denmiş. Yani bilmiyorum camiye nasıl bir reaksiyon verir. Ya bence verilecek reaksiyon takıma artı, yani alınacak sonuçlara artı yansır mı bilmiyorum. Ertuğrul Sağlam birleşmesi başta bana göre yanlıştı sezon başında. Onun dışında ayrılığı da bir o kadar yanlıştı. Alınan kararla Tanken'in transferi ayrı bir yanlıştı aslında. Çünkü hak verirsin bence abi. Tanki bu ligin en iyi golcülerinden bir tanesi. O yarışta sürekli olan bir oyuncu. Ligi çok iyi bilen bir oyuncu. Yani maddi getirisi ne olursa olsun, eğer hedef bence Süper Lig'e çıkmaksa, mesela burada Sakaryaspor için de aynı şey geçerli. Kasongo gol atsın atmasın formsuz olabilir. Kasongo gibi, Tanki gibi oyuncular bence hani birkaç milyon getirilecek diye böyle bir yarışta vazgeçilmemesi gereken oyuncular. Şimdi aslında yönetim olarak farklılığa bakalım. Burada Sakaryaspor ve Kocaelispor'un nasıl ayrıldığını bir örnekleme olacak olursak. Ara transfer döneminde Kasongo'yu da bazı cazip teklifler vardı. Tabii. Mesela Fransa 2. Ligi, Azerbaycan. Hani bazı kulüpler Kasongo'yu istiyordu ama bu kulübü tatmin edecek bir rakam mıydı ya da tatmin etmeyecek bir rakam mıydı? Bunları tartışırız. Sakaryaspor yönetimi hem camianın moral motivasyonu olarak, çünkü şampiyonluk hedefiyle gidilen bir sezonda ne olursa olsun, hani mesela bu sezon sakatlıklarıyla da çok ön plana çıktı. Ama Kasongo'nun gönderilmesi camiaya şampiyonluktan vazgeçilmişlik kesinlikle hissiyatı yarattırdı. Şimdi Kocaelispor cephesine baktığım zaman burada yani 200 milyonluk, 300 milyonluk bir takım kuruyorsun. Daha da büyük bütçelerle, masraflarınla, deplasmanlarınla bir masrafa giriyorsun. Ama mesela Tanke gibi bir oyuncu elinde tutamıyorsun. Yani 750 bin euro mu? 1 milyon euroya yakın bir bedelle kulüpte kaldı. Ama Tanke'nin yerini doldurmak için ne kadar bir para harcadın? Ara transfer döneminde ne kadar çok zorlandı? Yerini doldurabildin mi? Hayır. Orada aslında Kocaelispor camiasının kırılma noktası yine Dinoğlu sezonda olduğu gibi forvetini elinde tutamamak oldu. Burada da artık Kocaelispor'daki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. 2 Haziran seçimli genel kurul. Tabii ki de 2 Haziran'a kadar Engin Koyun olmayacak, yerine kimdi? Recep Durul başkanlık edecek. Burada aslında çok fazla keskin bir değişim beklemiyorum. Çünkü kendi yönetiminden bir isim sonuçta. Ama Engin Koyun'un istifası, yani 4 sezondur tartışılan bir isim, 3 sezondur. Yani yaşanılan şampiyonluklar sonrasında 1. lige çıkıldıktan sonra Dino'nun gönderilmesi, ligden düşülmesi, yine bütün tartışmalara rağmen takımı alıp 2. ligden 1. lige çıkartması ama teknik direktör tercihleriyle birlikte sürekli eleştirilmesi, birçok noktada aslında yıpranan bir isim de Engin Koyun. Kocaelispor camiası için hayırlısı olsun. Sakaryaspor buradaki gelişmeleri de yakından takip edecektir. Ligin son haftasında belki de sezon final niteliğinde bir maçlarından bir tanesine Kocaelispor karşısına çıkacağız. Bakalım neler olacak. Yine haftanın maçlarına bakalım. Şimdi milli ara geldi. Milli arada rakiplerin genel durumunu da bir seninle konuşacağız ama onun öncesinde bir geri dönüşte nasıl bir programla karşı karşıya kalacağımızı okuyalım. Şanlıurfa Spor, Sakarya Spor maçıyla birlikte başlanacak ve bu maçların hafta içi müsabakalar olduğunu da belirtelim. 2 Nisan Salı günü oynanacak. Yaklaşık 2 hafta sonra. Ankara Keçiören Gücü, Çorum Futbol Kulübü, Bolu Spor, Gençler Birliği, Manisa Futbol Kulübü, Bodrum Futbol Kulübü maçlarıyla da Salı günü programı 3 mücadeleyle birlikte devam edecek. Tuzla Spor, Ümraniye Spor, Adana Spor, Eyüp Spor, Altay Bandırma, Kocaeli Spor, Göztepe maçları 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak ve 28. hafta kapanış müsabakası ise Erzurum Spor, Giresun Spor müsabakası olacak. Burada da dikkat çeken maçlar Kocaeli Göztepe. Yani özellikle böyle kaotik bir durumdayken Göztepe, Kocaeli deplasmanına gidecek, taraftarların reaksiyonu çok önemli.
nasıl bir reaksiyon verecekleri çok değerli. Adana Spor yine bence zor bir deplasman. Eyüp buraya gidecek. Manisa Futbol Kulübü, Bodrum Futbol Kulübü iki enteresan takım. Manisa oldu derken olduramadığı bir maçın üzerine Bodrum takımını ağırlayacak ve Bodrum'da hani son haftalarda özellikle Eyüp Spor maçıyla birlikte sallanmaya başladı. İstikrarsız sonuçlar almaya başladı. Bolu Spor yine kendi gibi ligin çetin takımlarından Gençler Birliği'ni konuk edecek. Çorum Futbol Kulübü de Ankara deplasmanına inecek. Bence hafta olarak Sakaryaspor'un kazanması durumunda her türlü artıda kapatacağı bir hafta. Yani bu maçlardan kesinlikle bir ya da iki tanesinde sallanacak da. Ya yine 3 puandan fazlası aslında Sakaryaspor için, öyle bir hafta. Sakaryaspor'un buradaki şansı biraz Şanlıurfa'nın yine konumu ve Sakaryaspor'a göre sahaya koyduğu oyun, aynı zamanda futbolcu grubu. O yüzden Sakaryaspor'un yine tabii milli aranın da nasıl geçeceği önemli. Çünkü geçtiğimiz devre arasında yine çok iyi giren bir Sakaryaspor vardı ama o tünelden çıkış çok beklediğimiz gibi olmamıştı. Umarım böyle bir şey tekrar yaşamaz. Daha verimli bir iki hafta geçirir Sakaryaspor. Kaldığı yerden de devam eder. Şanlıurfa maçında Sakaryaspor'un kazanması durumunda çok yakından ilgilendiren karşılaşmalar var. Keçiören Gücü sağlam bir rakip. Rakip kim olursa olsun, rakibi kim olursa olsun o takımı ısıran bir rakip Keçiören Gücü. Çorum'un Keçiören Gücü deplasmanına gitmesi Sakaryaspor için çok büyük bir artı. Kesinlikle Bolu Spor Gençler Birliği maçından çıkaracak sonuç da bir o kadar önemli. Aynı zamanda Bodrum Manisa. Ya bütün eşleşmeler o kadar kontak ki aslında. Sakaryaspor'un galibiyet almasının sonucunda her takıma hepsini yenebilir. Göztepe Kocaelispor'a kaybetsin. Ne olur ikinciyle puan farkı yerir. Ya da Göztepe Kocaelispor'u yensin. Alt basamaktaki rakibinle aradan açılır. O anlamda Sakaryaspor için çok güzel bir hafta 3 puan alınması durumunda. Biraz alt sıralarda da şöyle hareketli bir hafta geçebilir. Belki Tuzla, Ümraniye arasında ya da orada Eyüp'ün Adana'yı yenmesi durumunda biraz bir şeyler olabilir. Keyifli bir hafta olacaktır diye düşünüyorum yine. Ben de şöyle tamamlayayım. Şanlıurfa Spor deplasmanı bence Sakaryaspor'un reaksiyon vereceği önemli maçlardan bir tanesi. Şimdi Keçiören Çorum maçı bence çok daha değerli. Şimdi Çorum'un birazcık daha havayı arkasına alarak geldiği bir süreçte milli ara onlara iyi gelmeyecektir. En azından ben öyle düşünüyorum. Sakaryaspor biraz daha dinlenmiş, biraz daha böyle sakatlıklarından arınmış bir şekilde gelecek. Murat Cem'in de kart cezası olduğunu belirtelim. Onun dışında başka fire verdik mi bu maçta? Yok. Murat Cem'i verdik. Aslında böyle tek tek eksiltiyor evet, olmak da çok da güzel. Önemli. Şimdi mesela, nazar da değdirmek istemiyorum. Özellikle de haber yapmadım. Belki bir rekor olma yolunda ilerliyor. Delva'ya çok uzun süredir kart sınırında. İlk yarıdan beri. İlk yarının ortasından beri kart sınırında. Özellikle de haberini yapmadım. Nazar değmesin diye. Aslında onu bir Giresun maçına denk getirebilsek. O da mı zor? Her maç zordur ama çok iyi bir şekilde teker teker gidiyoruz. Burada Murat Cem'i de elemiş olduk. Kart sınırında. Ama şey olarak düşünüyorum, lafını böldüm tekrar ama orada o alanda Sakaryaspor'un eli aslında biraz güçlü gibi. Murat Cem'in boşluğunu doldurabilir Sakaryaspor Şanlıurfa Spor maçında. Büyük bir eksik gibi değil yani. Herhangi bir paneye sokacak bir eksik değil bence. Ya ama işte bunu Bolu Keçiören maçlarında ben ya da Kocaeli Spor maçlarında olmasındansa Şanlıurfa Spor maçında olması. O anlamda söyledim zaten. Çok daha rakibini doldurabileceğimiz isimlerin olduğunu düşünüyorum artık kulübede. Şöyle söyleyeyim, buradan Şanlıurfa deplasmanında bizim alacağımız galibiyet 3 puandan çok daha değerli olacak. Ben zannediyorum ki 6 ya da 7 puanlık bir avantaj sağlayacaktır Sakaryaspor'a. Çünkü Çorum'un bu haftada hata yapacağını düşünüyorum. Bir şekilde puan kaybedeceğini düşünüyorum. Bolu Spor Gençler Birliği maçının skorunun Sakaryaspor'a yarayacağını düşünüyorum. Özellikle Manisa Futbol Kulübü Bodrum maçının skorunun Bodrum lehine Sakaryaspor'a yarayacağını düşünüyorum. Manisa burada bir çelme takacaktır düşüncesi içerisindeyim. Adana Spor, Eyüp Spor maçı. Evet, artık bizim Eyüp Spor'la çok işimiz yok ama zor bir maç olacak ama Kocaeli Spor Göztepe maçı her anlamda Sakaryaspor için böyle çiçek maçı olacak. Yani Kocaeli Spor'un kazanması
acaba mı düşüncesini camiaya sevk edecek? Artık onu yapması lazım bence. Göztepe'nin kazanması 3. sıranın en kuvvetli adaylarından biri olarak Sakaryaspor'u gösterecek. Tabii bizim kazandığımız durumda senaryoyu konuşuyoruz. Erzurumspor Giresunspor maçında da artık böyle bir formalite maçı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, artık programımızın son bölümüne geldik. Fenerbahçe Trabzonspor mücadelesini değerlendiren yerler var. Nasıl değerlendiriyorsun dünkü mücadele? Tabii izleyemedik ama sonrasında zaten maçın 90 dakikanın analizini değil de sonrasında yaşanan gelişmeleri konuşmak. Maçın özet görüntülerini ya da pozisyon tekrarlarını izlediğimiz zaman direkt sahanın içinden başlayacaksak olaya. Rakip Fenerbahçe, Trabzonspor için konuşuyorum. Rakibiniz Fenerbahçe, şampiyonluğa oynayan bir takım. 2-0 geriden skoru 2-2 yapmışsınız. Şimdi buradan oyunculardan ve sahadan çıkıp biraz tribüne dönmek lazım. Trabzonspor'un atağında kale arkasından atılan bir meşale, skor 2-2. 2-0'dan gelip buraya gelmişsiniz dediğim gibi. Yani kesinlikle art niyetli, kesinlikle bence takımın eksiye gitmesi yönünde bir hareket. Sonrasında işte yaşanan pozisyonlar, belki gol öncesi faul değildir, belki fauldür, artık olay buradan da çıktıktan sonra orta alanda sevinen bir oyuncu grubu. Belki tahrik vardır, belki tahrik yoktur. Bunun da pek bir önemi yok bu arada. Sahaya giren oyun taraftarlar, sonrasında yaşanan oyuncularla direkt oyuncu ve taraftarların birbirlerine girmesi, yedek kulübesinden bence Türk futbolunun önemli isimlerinden birisi Egemen Korkmaz. Egemen Korkmaz'ın araya girip ciddi şekilde rakip futbolcunun üzerine gitmesi. Ya bunların hepsini topladığımız zaman abi, hakemin ismi çok önemli bence burada. Çok epik, Halil Umut Meler. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde, yani belki de bu sezon için konuşuyorum, Türk futbol tarihinde bütün olayları toplasan abi, sanki bir sezon içinde olmuş gibi toplasak hepsini ve masayı yatırsak, inan geri kalan bütün sezonları bu sezon geride bırakırız. Futbol tarihinde bu kadar zaten olay üst üste bir yere gelmez. Yok ya, kesinlikle yoktur. Yani neler var? Tabii ki acı olaylar var. İşte deplasmana giden taraftarların kaza yapması var. Takım otobüslerinin kaza yapması var. Bunlar bu olayların çok dışında. Tabii ki büyük olaylar var ama hepsini toplayalım. Hepsini. Bu sezonki karambol, bu sezonki yani çirkinlik hiçbir şekilde hiçbir yerde yok. Federasyon bağlamında da böyle. Geçtiğimiz sezonda işin içine katarsak, Altay Göztepe maçında taraftarların gösterdiği tutum, bu hafta daha dün gerçekleşen Trabzonspor maçında taraftarların gösterdiği tutum, oyuncuların inanılmaz çirkefliği, yani genel anlamda koşuyorum ve hakemlerin rezilliği ve bunların başında baktığımız zaman her şeyi ipe dizecek, her şeyi belli bir düzene oturtturacak federasyonun vasıfsızlığı. Aslında baş oradan başlıyor. İp orada kopuyor. Taraftar çirkinleşecek. Çirkinleşip tutamazsın çünkü. Bağımsız bir birey 200 lira vererek geliyor oraya. Onun dışında işte hakem hata yapar. Çok olasıdır hakemin de hata yapması. Kulüp başkanı denere o hakemi döver. Yani bu da olası olsun. Tutamazsın onu oradan. Bunun her türlü sebebi olabilir bunun. Ya abi, federasyon neden hata yapar? Ben ipin ucuna direkt özür dilerim, şey yapmadım. İşin başına direkt federasyonu ve onun vasıfsızlığını koyarım. Ondan sonra dallandırırım. Tek tek bütün olayları dallandırırım. Şimdi İngiltere futbolunu, Almanya futbolunu, Fransa futbolunu neden konuşuyoruz Metin? Çünkü bir kalite, bir standart var. Bu standart mesela Premier Lig takımında da var. Premier Lig maçlarında da var. Championship maçlarında da var. Community Shield'de de var. İşte Federasyon Kupası'nda da var. Mesela Almanya Bundesliga 1-2-3'te de var. La Liga Lig 2'de de var. Her türlü mesela bir standart var değil mi hani? Tabii. Şimdi biz bu maç mesela, biz programımıza niye yer verdim? Kendi adıma söyleyecek olursam. Yani Türk futbolunun aslında özeti. Biz Süper Lig dediğimiz, süperden çok uzak, lig olmaktan daha da uzak, vasat bir ligde çıkmak için mücadele veriyoruz. Biz çıktığımızda şunlarla da muhatap olabiliriz. Şimdi bir mutlaka takım olacağız zaten. Şimdi bir takım
sağda saldırıya uğruyor. Buraya geleceğim mesela. O konu hakkında yorumumu yapacağım. Şimdi söylediğin gibi birinci ana etmen, başrol oyuncusu kim? Halil Umut Meler. Ben maçı izlemedim ama mesela özetine baktım. Sonrasında hani yorumcuları falan dinledim maçla ilgili. Çünkü artık bir spor programı olmaktan çıktı. Yani spor olayı olmaktan çıktı. Birçok programa da konu olduğu için söylüyorum. Maçın 90 dakika, bunlar izlediğim şeyler değil. Yanlışım varsa ekran başındaki izleyenlerimiz de yorumlarını düzeltebilir. Sen düzeltebilirsin. Bizim Sakarspor maçında odaklıydık çünkü maçlar hani, aynı saat çok fazla yabancı madde atılması. Mesela şu özet görüntüsünde de gördüm. Yani Trabzonspor'un attığı ikinci golde İsmail'in sahaya atılan ve neredeyse bir dakika yakın bir şekilde ceza sahası içerisinde duran meşaleyi tutup dışarı atmaya çalışması ve sonrası o sekansta gol olması. Tam faul oldu ama duran toptan önce oyunun durdurulması gerektiğini diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de bu yıl alt alta söylüyorum. Halil Umut Meler'in yumruklanması, Süper Kupa finalinin iptal edilmesi, İstanbulspor maçında takımın sahadan çekilmesi ve Trabzonspor maçı en üzerine. Yani bütün atladığım bir şey var mı bu yıl başrol? Mutlaka vardır. Benim de hakkım yok. Şimdi bunlar yaşanmasına rağmen istifa etmeyen bir federasyon başkanı var. Mesela nerede yanlışlık acaba? Hani mesela evet bir kulüp başkanı çıktı yumrukladı. Bak o gün de seninle program yaptığımızda sabah kahvesi programına katıldığımda söyledim. Evet yanlış olan gelip bir başkanın o hakemi yumruklamasıydı. Ama bu işlerin buraya nasıl geldiğine bakalım dedim. Hala o sözlerimin arkasındayım. Birileri yumruk yedi diye o gün kahraman oldu. Sonra çıktı o kişi operasyon çekti. Evet, severse sevmezsen Emre Belezoğlu'nun operasyon çekti. Sembol isimdir Emre Belezoğlu baktığında futbolumuzda. Sen onu bir kesme, bir cerrahı karşısına aldırmaya çalıştın. Ankara Gücü çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerini gösterdi. O Halil Umut Mener'e Türkiye'de başka bir hakem yokmuşçasına gittin. Önce Beşiktaş derbisine görev verdin. Evet. 2 hafta önce, 3 hafta önce. Şimdi yine başka bir hakem yokmuşçasına Trabzonspor Fenerbahçe maçına görev verdin. O hakemin baştan sona kadar o maçı oynatma isteğine rağmen, isteğin yüzünden maç bu noktaya geldi. Futbol o kadar tahammülsüzleşti ki, o kadar kutuplaştırıldı ki. Şimdi bakıyoruz yani Süper Lig'i takip ediyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçlarını takip ediyorum. Trabzonspor maçlarını takip ediyorum. Yani hangi maçtan sonra mesela Samsun Spor takımında yer alan eski Galatasaraylı futbolcular Emre Kılınç, Taylan bunlar için çıkıldı. İşte gönlü orada burada dendi. İşte Fenerbahçe galip geldiği zaman Fenerbahçe'nin eski futbolcuları hakkında eski futbolcuları peşkeş şekillendi. Volkan Demirel Hatay Spor'la gitti Fenerbahçe'ye yattı dendi. Şimdi bu hafta göreceğiz Sergen Yalçın Beşiktaş'a ne yapıyor dendi. Yani Türk futbolu sosyal medya yüzünden o kadar çok kutuplaştırıldı ki yani kimse normal bir şekilde galip ya da mağlup olmuyor. Evet, evet. Mesela ne Galatasaray hak ettiği için şu an lider. Ya adamlar ne çatır çatır oynadı. Ne Fenerbahçe hak ettiği için yani şu an ikinci. Hiç bunlar değil. Şu an Galatasaray'a karşı takımlar yatıyor. Fenerbahçe karşı federasyon kollama yapıyor. Penaltılar veriliyor. İki takım da futbol oynamıyor. Türk futbolu şu an bu düzeyde. Ama biz yine takımların iyi ya da kötü oynamasını değil, biz yine saçma sapan sağ dışı olaylarını konuşuyoruz. Evet. Ya bugün ben de yaptım bunu haberini. Yani Avrupa yine bizi konuşuyor diye. Avrupa'da önemli spor gazetelerinin başlıklarını, manşetlerine baktım bak. Hatta o haberi açmak istiyorum. Manşetlere baktım. Manşetlerde neler yer alıyor? Yani Türkiye'de yine ne tür başlıklar atılmış? Abi Arjantin 3. ligi gibi oldu ya Süper Lig. Ya bak benim biraz şom ağızlığım da vardır. Zenit maçında olaylar çıktı ya kavga. İçimden dedim ki yanımda da biri vardı. Sen miydin başkası mıydı bilmiyorum ama bunlar daha Trabzon Fenerbahçe maçını izlemedi. Görürsün dedim ama bak gerçekten bu kadarını ben tamamen edemiyordum. Yani aklımda bu kadar olabileceği yönünde bir fikrim yoktu. Şimdi bu sırada bekletiyorum. Şu şeyi açmak istiyorum. Haberi açıp orada hangi takımların hangi gazetelerin ne manşetler atıldığını söylemek istiyorum. Avrupa bir kez daha bizi konuşuyor başlığıyla verdim. Mesela söyleyeyim. BBC Sports İngiltere. Trabzon'un taraftar mağlubiyetin ardından Fenerbahçe futbolculara saldırdı. Mirror Birleşik Krallık gazetesi önemli gazetelerden bir tanesi. Osayi Fenerbahçe futbolcuları siper olmak için
koşarken taraftara yumruk attı demiş. De Telegraf Hollanda basının önde gelen gazetelerinden. Türkiye'de işler yine ters gidiyor. Holiganların sahaya hücum etmesinden sonra Michy Batshuayi karate vuruşunu yapıyor. Tutto Sport İtalya, Türkiye'de Fenerbahçelilere saldırı saçmalığı. La Gazzetta dello Sport İtalya, Batshuayi'de taraftara döner tekme. Abola Portekiz basını, Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesine Türkiye'de kaos. Rimisi Sports Fransa, Türkiye sağ işgalinin ardından Trabzon'da inanılmaz şiddet içeren kaos sahneleri. Bak şimdi, futbolla alakası olmayan saçma sapan başlıklar. Hala bakıyorum, sosyal medyaya giriyorum. Çünkü dünden beri bizim de şanssızlığımız, ne zaman Fenerbahçe Galatasaray, ne zaman Fenerbahçe Trabzonspor gibi böyle ülke gündemini ele alacak Beşiktaş Galatasaray maçları olduğunda Sakaryaspor'un maçı da var. Aslında gündemi de biraz o meşgul ediyor. Ne zaman sosyal medyaya girdim, bakıyorum Batshuayi'nin döner tekmesi, Osayi'nin taraftarı yumruklaması. Ya abi bak, gerçekten bir takımın savunuculuğunu yapmıyorum da taraftarlar sahaya inmiş, futbolculara saldırıyor. Dayak mı yemeleri lazım? Livakov için yüzünü gördük. Sahada da ısınırken, onu da görmedim. Tedavisi yapılırken sakatlık geçirmiş. Orada bozuk para gelmiş. Evet evet, çakmak ya da bozuk para gibi bir şey. Yüzü kan revan içinde kalmış. Ya Türk futbolunda artık bunları konuşmaktan sıkıldık. Evet. Türk futbolunda birçok şey değişiyor. Söylemler değişiyor. Kulüp başkanları değişiyor. Futbolcular değişiyor. Şampiyon değişiyor. Ama hala Mehmet Büyükekşi hala niye değişmiyor çok merak ediyorum. Ya Sakaryaspor'un başına neler geldi belli. İki sezondur. Ya şurada çok uzağa gitmeyelim. 5-6 hafta önce Gençler Birliği maçında aldılar elektrikli testereyi. Sakaryaspor'u biçtiler. Baktık hiçbir şey yok. Geldik Kocaelispor maçında, sanki tabancayla sahaya inilmişçesine cezalar verildi. Hiçbir şey yok. Şimdi ben bu Trabzonspor camiasına verilecek cezayı merak ediyorum. Versinler bakalım bak. Sakaryaspor'a o maçta 3-2 maç sağ kapama cezası veriliyorken Trabzon'a 5-6 maçtan az ceza verilecek mi merak ediyorum. Verilmeyecek. Yani sen zannetmiyorsun, ben de verilmeyeceğini biliyorum Metin. Çünkü niye biliyor musun? Gücü yeteni bastıracaksın. Ya, tabii. Gücü yetmediği yerde duracaksın. Bunların kesinlikle, yani yürütme şekli bu. Halil Umut Meler ya çok uzak değil. Sakaryaspor'u da biçti bu. Bu adam Sakaryaspor'u da biçti yani. Kocaelispor bak, o yıl gerçekten iyi bir takımdı. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Kimse kusura bakmasın. Kocaelispor maçında olması lazım. Finalde tartışmalı kararları imza attı. Evet, Kocaelispor Sakaryaspor'a göre daha iyi bir takım olmasına rağmen hakemin konuşulduğu bir finalle bir üst lige çıktı. Biz 2 yıl sonra çıktık. 1 yıl sonra çıktık. Ya ama yeter. Vallahi yeter. Öyle ya mi? Bunlar sürekli bir sarmalın içerisindeyiz. Halil Umut Meler, Mehmet Büyükekşi, o bu. Yani daha yani bir federasyon başkanının istifa etmesi için ülkede ne olması lazım? Bak inşallah olmaz ama bir futbolcunun sahada vurulması kaldı şu an geriye. Ya tabii tabii. Bir ya o olur. Zaten taraftar havai fişekle vuruldu. Mesela? Bir herhalde delici ya da bir ateşli bir silahla bir yaralanma gerekiyor. Ya da ne olur? Çok aklıma gelmiyor ya. Ya olduğu şeylerde de çıkıp adam şey açıklaması yapıyor ya zaten, ya da öncesinde buna sığınıyor yani. Milli takımı Avrupa kupalarına gönderdik. Yani başarı bu. Ya aslında federasyonun bir başarısı da olmaz ya. Federasyon sorunları bastırır. Biraz da o krizleri çözer ya da kriz olmaması için bir şeylerin önünü kapatır. Adamlarda yani, herhangi bir vasıf yok ya. Tamamen yani, vasıfsızlık. Şu şeyde bile, yani nasıl söyleyeyim, girmek istemiyorum da yani, yayıncı kuruluş anlaşmasında bile çok gri bir şekilde mevcut şey verildi. Yani bak, bu hak etti hak etmedi, ihaleye fesat karışıldığı gibi kesinlikle bir iddiam yok. Ama şeffaf mıydı süreç? Hayır ya. Ya abi şeffaf ne var ki ya? Ben direkt biraz daha genele vurayım. En son ne zaman şeffaf bir şeyler gördün bu coğrafyada? Doğru. Şunu da söyleyeyim. Sen İngiltere Federasyon Başkanı'nın ismini hiç duydun mu? Ben duymadım. Fransa, İtalya, Almanya. Bak, herhangi görmedik. Bir İngiliz taraftar da sana bir şey bilmiyor olabilir ya. Liverpool taraftarı belki bilmiyordur Federasyon Başkanı'nın ismini. Mesela. Yani. Çok olası tabii ki, bilenler vardır da illa tek tük çıkartırsın. Abi bizim ülkede imkansız. Yani Mehmet Büyükekşi ismini bilmeyen
bir taraftar yok. Bundan birkaç yıl geriye gittiğimiz zaman bizim ülkemizde de böyleydi. Kimse federasyon başkanını bilmezdi. Ya da federasyon başkanı seçilecek, işte istifa etti. Bu gibi haberler, yani gazeteciler, haber siteleri, gazeteler, televizyon kanalları bu haberleri yaparlardı. Ama dikkat çekici haberler olmazdı bu haberler. Şimdi olsa zaten manşetlere taşınır yani istifa ya da yeni bir isim getirilmesi konusu. Ya o kadar büyük sükse yarattı ki, ya direkt isim olarak bahsediyorum. Ya çok büyük sükse yarattı. Ardı ardı kesilmeyen olaylar yani şey de şeffaf değil ki. Bu Süper Kupa finalindeki olaylar. Mesela. Neden ya... Arabistan'da Süper Kupa finali oynuyoruz? Ve Cumhuriyet'in 100. yılı için özel bir maç yapıyoruz. İstiklal Marşı'nı okuyoruz. Ve bu süreçten sonra hala istifa etmeyen bir federasyon başkanı. Yani şöyle toparlamak istiyorum. Bak, şu şekilde toparlamak istiyorum. Bu bir zincirdir. Şudur, bir grupta en güçsüz, yani bu bir tabirdir. En zayıf halkan kadar güçlüsündür. Tabii. Biz ne yazık ki güçlü bir halkamız olmadığı gibi zayıflıklarımız bizi çürütüyor. Bu Süper Lig üzerine konuşacak olursak, Süper Lig ne kadar vasatlaşıyorsa, ne kadar kötü bir şekilde yer alıyorsa, hakemlerinden federasyon kararlarına, PPDK'dan yayıncı kuruluş haklarına kadar, bu bizim ligimizi de etkiliyor, bizim hakemlerimizi de etkiliyor, VAR kararları bizleri de etkiliyor. VAR bizde de açıklansın konuşmalar. Birincilikte niye açıklanmıyor? Mesela 7 dakika Sakaryaspor maçında konuşuluyor. Ne konuşuldu abi? Ya ben şunu merak ediyorum bak. Görüntü mü gelmiyor? Çekmiyor mu? Ara ya, ara nasıl satayım? En son ara de ki, ne oldu de ya, penaltı mı değil mi de? Yani ben... 7 dakika, o 7 dakika hakem monitörü de gitmedi yani. Evet, sadece uzaktan diyalog kurdular. Yani ne incelendiğini de çok merak ediyorum. Hadi o kadar şeffaf olma. Biz alışırız zaten şeffafsızlığa. Yani bilmemezliğe alışırız biz. Ya ne konuşulduğunu öğrenelim ya. 7 dakika boyunca neyin sonucuna baktınız? Offside'sa abi offside zaten izleniyordu ya. Yani televizyondan izleyen bir isim %100 offside olduğunu görüyordu zaten. Ya da hakem de biliyordur. Ne inceledin orada? Penaltı pozisyonunu mu inceledin? Direkt ver o zaman. Offside'i neden inceledin ya da? Şöyle, ben programın kapanışını şu şekilde yapmak istiyorum. Bu ülkede ne yazık ki birçok şeyi tartışıyoruz. Birçok durumu konuşuyoruz. Bu da olmaz artık diyoruz. Ne yazık ki her seferinde onu unutturacak daha farklı şeyler oluyor. Mesela şu yorumu da insani olarak yapmak istiyorum. Ben Fenerbahçeli futbolculara verilecek cezayı da merak ediyorum. Evet. Nefsi müdafaya giren, artık asayişi ilgilendiren bir konuda futbolculara ikişer, üçer, beşer, onar maç verilecek mi? Yoksa bu durum kime mal edilecek? Ya da alışkın olduğumuz gibi üzeri bir şekilde örtülecek mi? Bilmiyorum. Ama artık Türk futbolunun bunlardan arınması lazım. Bizim hakem, VAR, işte şampiyonluk, şike mi, takım mı yatıyor, federasyon kolluyor mu düşüncelerinden arınmamız lazım. Biz de bunu 3-5 hafta önce yapıyorduk. Gençler Birliği maçına Sakaryaspor'un önüne set çekildiğinde İlker Yasin Avcı'ya tepkiler çığ gibi oldu. Yani orada belki de 1. Lig'in şampiyonunun kaderi belirlendi. Ama burası Türkiye. Biz de zaten bu söylediklerimizi bizler de unuturuz. Ekranları başındaki izleyenler de unutur. Trabzonlu, Fenerbahçe taraftarlar da unutur. Ne yazık ki böyle de rezil olmaya dünyaya devam ederiz. Son bir kapanış cümlesi alayım senden. Son programımızın sonuna geldik. Artık kapanış yapacağız. Bu olaylardan tamamen bağımsız. Sakaryaspor çok kıymetli bir 3 puan aldı ve gerçekten ligde 3. Basamağa yerleşti. Burada kalıcı olmak önemli. En az bunun kadar. Göztepe'nin herhangi bir puan kaybında hedefi belki ikinciliğe doğru çevirmek cami adına daha güzel olur. Hele öyle bir sonuç gelirse bu sezon gerçekten Sakaryaspor adına tadından yenmeyecek bir sezon olur. Önümüzdeki sezonda Süper Lig'de olursak artık daha farklı, daha kaotik olayların içinde buluruz kendimizi diye düşünüyorum. Metin, çok teşekkürler. Biraz Sakaryaspor'dan da çıktık. Fenerbahçe-Trabzon maçını da konuştuk. Ama konuşulması gerekiyordu. Biraz da ülke futbolunun iyi yerlere gelmesini temenni ederek Sakaryaspor'un da kazandığı bir haftada milli araya bizler de giriyoruz. 2 hafta maçlar olmayacak. Milli takımımıza da bu hazırlık maçlarında, özel turnuvada başarılar dileyelim. O biraz daha güzel şeyleri, Arda Güler'leri, Kenan Yıldız'ları, Semih Kılıçsoy'ları, bunları izleyerek ben biraz daha bu saçmalıktan uzaklaşmak istiyorum açıkçası. Bizlere ayrılan sürenin artık sonuna geldik.
Bir başka canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.